Sevgili Sekiz'e sağlık izleyicileri. Bugün yine hepinizin dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bir konu. Kadın ve erkek ilişkileri. Konunun uzmanı, uzman klinik psikolog Elif Çivelekoğlu Altınkaya hocamız bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Bizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Evet hocam, yani çoğu kişinin dikkatini çekecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Kadın ve erkek ilişkilerinin sorunlu olmasının altında en çok hangi sebepler yer alır diye önce bir sorum sormak istiyorum. Evet. Gerçekten çok önemli bir nokta ilişkilerdeki problemleri klinik ortamda da çok fazlasıyla çalışmaktayız. Bu noktayı aydınlatırken hep ben bir kirpi metaforunu kullanırım, kirpi hikayesini. Dikenleri olan bir canlıdır kirpi. Evet. Fakat yan yana olmak durumundalardır. Çünkü hayatta kalmak ve ısınmaları için birliktelik gereklidir. Kadın erkek ilişkilerinde de aynı şekilde aslında. Yan yana olmamız gerekiyor. Fakat dikenli olan bölgelerimizi de çok iyi ayarlamamız gerekiyor. O mesafeyi ve sınırı ayarladığımız noktada gerçekten sağlıklı birliktelikler de beraberinde zaten geliyor. Evet. En önemli bence sıkıntı yaratan nokta da bu. Yani o mesafenin ayarlanamaması. Bu da bize bağımlı ilişkilere neden olduğunu gözlemliyoruz. Ne kadar canı yansa da, dikenler birbirine batsa da, kanama olsa da, gerçekleşse de ilişki içerisinden kurtulamama, çıkamama gibi kronik anlamda problemlere yol açabiliyor. O yüzden o mesafeyi iyi ayarlama noktasına değindiğimizde gerçekten birçok şey halloluyor. Evet, çok önemli. Evet. Peki hocam, ilişkilerdeki sorunları çözmede nasıl bir yol izlemeliyiz? Burada sorunları ilk önce neyden kaynaklandığını tabii ki fark etmek gerekiyor. Yani bir sorun var, burada bir yolunda gitmeyen bir mesele var. Bunu fark etmek gerekiyor. Her şeyin başı farkındalık. Ve keşfe ilk önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Evet. Burada en büyük hatayı hep bir öteki üzerinden, diğeri üzerinden tanımlıyoruz problemleri. Ama aslında kendimize dönüp baktığımızda benim buradaki sıkıntılarım ne, benim duygularım nasıl akıyor, nereden nasıl etkileniyorum? Bu soruları cevapladığımızda çoğunlukla ilişkideki problemlerde de hafifleme görüyoruz. Klinik anlamda da ilişkileri çalıştığımızda biz bireyleri farklı farklı değerlendiririz. Kadın ve erkeği ayrı değerlendiririz. Bireysel problemler hallolduğunda ilişkiyi çoğunlukla konuşmak bile zorunda kalmıyoruz. Ama bir bakıyoruz ilişki zaten rayına oturmuş, keyifli bir şekilde yolunu bulmuş oluyor. O yüzden bireysel anlamda ben kimim sorusunu cevapladığımızda karşıdan da ne bekliyorum gerçekten aydınlanıyor zaten beraberinde. Aslında soracağım sorunun bir kısmının cevabını vermiş oldunuz ama daha çok açmak açısından soruyorum. Sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazı nelerdir? Evet. Sağlıklı bir ilişkide en önemli şey kendini tanımak ve bilmek bana kalırsa. Kendini tanımladığında ben kimim, neyim, nelerden hoşlanıyorum, kendini keşfettiğinde haliyle karşıdan beklediklerin de aynı şekilde açıklığa kavuşmuş oluyor. Ve beraberinde o yakın ilişkiyi daha sağlıklı bir şekilde yürütebiliyoruz. Fakat kontrolü hep ötekine bıraktığımızda, yani o beni keşfetsin, o beni yönlendirsin, o beni anlasın gibi bir sorumluluğu karşı tarafa yüklediğimizde ister istemez erkek kadın hiç fark etmez yetersizlik duygusuyla baş başa kalıyor karşımızdaki insan. Ve bu da ilerleyen süreçlerde öfke haline dönüşüyor. Yani kadında da özellikle erkeklerde daha fazla o yetersizliğin getirmiş olduğu öfke de yıkıcı bir şekilde ilişkiye zarar veriyor. Bu açıdan o öfkeye geçmeden önce benliği sağlamlaştırmak, güçlendirmek çok önemli bir nokta. Sinerji her şeyde benlik. Orada. Efendim? Sinerji çalışmak. Evet, evet, kesinlikle, kesinlikle. Hocam ben biraz ilişkilerde cinselliğe değinmek isteyeceğim. Cinsellik ne kadar önemlidir ilişkide? Cinsellik aksadığı zaman ne gibi sorunlar ortaya çıkar? Evet. Cinsellikte gerçekten kadın erkek ilişkilerinde çok önemli bir yapı taşı diyebiliriz. Özellikle evliliklerde. Fakat baktığımızda senelere vurduğumuzda belki çok uzun evlilikler gerçekleşiyor. Ama cinsellik noktasını sorguladığımızda gerçekten bir bütün olamamış, cinselliğin aksadığı noktalarda çok gün yüzünde çıkıyor. Çok mahrem, çok özel ama çok da önemli bir alan cinsellik noktası. Bunun en büyük nedeni de açıkçası problem haline gelmesinin en büyük nedeni de konu
konuşulmaması, keşfin kadının da erkeğin de kendi bedenini ve ruhunu keşfetme noktasında çok geç kalışları. Yani zannediliyor ki evlendiğimizde keşif başlıyor ve işte cinsellik karşımızdaki insan tarafından öğretiliyor. Ama hayır, bu böyle bir şey değil. Herkesin kendi cinsel kimliğini, kişiliğini bir şekilde tanıması gerekiyor. Bu tanımlar oturduğunda, cinselliğe dair tanımlar oturduğunda ilerleyen süreçlerdeki o cinsel işlev bozukluklarında gerçekten azalma görüyoruz. Çünkü cinsel işlev bozukluklarına baktığımızda en temelde fizyolojik bir neden yoksa psikolojik açıdan baktığımızda duygular tabii ki devreye giriyor ve en çok karşılaştığımız şey kaygı ve korku duygusu. Kaygı ve korku duygusunu kendi içinde halledemediğin noktada ilişkinin ve cinselliğin, ki cinsellik tamamen anda kalma mevzusudur. Yani kadında da erkekte de tatmin boyutuna ulaşması için her iki tarafın da anda kalması gerekir. Anı kaybetmelerine neden oluyor kaygı ve korku duygusu. Buraları hallettiğimizde, buraları açığa sağlıklı bir şekilde çıkardığımızda o cinsellik de rayına, yoluna oturuyor. Evet. Süreç içerisinde. Şimdi cinsellik dedik de bu sorunlar kadından mı kaynaklanıyor daha çok erkekten mi? Evet. Bir ilişki içerisinde kadın ya da erkeğe direkt faturayı kesmek çok doğru olmayacaktır. Çünkü şunu gözlemliyoruz, yani bir taraftaki o problemler ve sıkıntılı alanlar aslında kronikleşiyorsa eğer, bu muhakkak karşı tarafı da etkiliyor. En çok hani şu söylenebilir belki, işte erkeğin cinsel anlamda problemi kadında belli bir noktadan sonra cinsel isteksizlik olarak eşlik edebiliyor. Ya da kadının devam eden bir vajinismus problemi var diyelim ki. Buna bakıyoruz, yıllar sürüyor. Nasıl sürüyor? Erkekte de çok eş güdümlü giden bir işte erken boşalma, ereksiyon problemi meydana geldiğini görüyoruz. Yani aslında ilişki bazlı bakmakta orada fayda var. Her iki tarafı da etkiliyor. Direkt faturayı birilesine kesmek çok doğru olmayacaktır. Peki hocam, bir kadın kendi cinsiyetini ve bedenini nasıl keşfetmeli? Evet, bu çok önemli gerçekten. Bu noktada bizim toplumumuzda ne yazık ki çok geç kalınıyor bu keşif mevzusu. Toplumsal olarak evet, erkeğin bu keşfi daha onaylanan bir şekilde gerçekleşiyorken çocukluk ve ergenlikte, kadın ayıp, yasak, günah gibi çerçevelere çok fazlasıyla baskılanıyor. Ve ne yazık ki evlendikten sonra da bu keşif gerçekleşmiyor. Tamamen erkeklerin çizdiği çerçeve üzerinden giden bir tablo var. Fakat erkek de aslında çok fazlasıyla bilmiyor. Çünkü erkeğin de o zamana kadar zihninde oluşmuş olan şablon genellikle kendi cinselliği, kendi bedenine karşı. O da bilmediği bir canlı ile birlikte. O yüzden burada her iki tarafında kendilerini keşfetmeleri, doğru bilgilerle, bu zamana kadar öğrenilmiş, kalıplaşmış yargıların doğru bilgilerle değiştirilmesi çok önemli bir yer alıyor. Biz en çok bunu görüyoruz. Yani klinik ortamda da gözlemlediğimizde, ki vajinismus olarak bilinen kadının ilişkiye girememe korkusu aslında baktığımızda duygularla, özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki duygularla çok ilişkili. O duygular sağlıklı bir şekilde dönüştüğünde, sağlıklı bir şekilde rahatlamaya eriştiğinde cinsellikte de hiçbir sıkıntı kalmıyor. Hep korku değil mi hocam? Korku, hep evet. Korku gerçekten çok önemli bir duygu. Hem yerleşmiş hayatta oluyor, tutan bir duygu. Olmazsa olmazımız ama dozajını iyi ayarlamadığımızda da hayatı zehreden bir duygu. Evet, o konudaki toplum baskısı, gereksiz toplum i̇şte, baskısı evet, çok evet, şey yapıyor. İşte baskıyla zaten korkutulduğu için evet, maalesef evet, o sonuçlar çıkıyor. O da keşfi çok geçleştiriyor. Kadında özellikle keşfi çok geçleştiriyor. Evet. Peki hocam, bu sorunları nasıl çözüyorsunuz? Yani geldi bir çift karşınıza, ne gibi uygulamalar yapılıyor, ne gibi evet, şeyler yapılıyor? Biz ağırlıklı olarak duygu çalışıyoruz. Çünkü bunların hepsinin altında yatan duyguların olduğu inancındayız. Bu duygularda tabii ki evlilikle başlayan duygular değil. Aslında kendi kök ailemizden getirdiğimiz, çocukluk ve ergenlikte daha zihnimize yerleşmiş olan cinselliğe, bedene, kadına dair birçok yargı var. Farkında olup ya da olmadan hayatımıza sinen bir gerçek var. Bu gerçeği aslında yeniden çerçeveleme dediğimiz, aslında o inancı, var olan inancı farklı bir inanca dönüştürme çalışmaları yapıyoruz klinik ortamda da. Bunu her iki cinsiyet de kendi zihinlerindeki o şablonları getirdiğinde ve çalıştığımızda gerçekten ilişki daha anda, daha anın getirdiği sorumluluklar çerçevesinde ilerliyor. Diğer türlü herkes kendi
evinden getirdiği faturaları ödemek durumunda evet. kalıyor. Benim annemden babamdan eksiğim bu, benimkiler de bu, hadi bunları sen öde gibi bir birliktelik yaşanıyor. Fakat bu istediğimiz bir şey değil. Çünkü karşımızdaki kişiye bu yetersizlik duygusu hissettiriyor. Ben ödeyecek bir potansiyele sahip değilim ama o duyguları karşılayacak bir donanıma sahip değilim mi hissediyor erkek de kadın da. Ve orada işte birikmiş olan öfkeyle birlikte sürekli çatışmalar evet, meydana geliyor. Biz oraları rahatlatmaya çalışıyoruz. O gerilim hattını gidermeye çalışıyoruz duyguları çalışarak. Çok güzel. Peki hocam uzun mu sürüyor? Yani zaman olarak. Evet. Ne kadar zamanda sonuç alıyoruz? Şu önemli. Tabii ki herkesin çok biricik hikayesi. Başlıklar ne kadar bir olsa da işte duygu problemi, taciz, istismar gibi başlıklar atsak da onların arka planındaki kişinin bundan nasıl etkilendiği, bu zamana kadar nasıl baş ettiği, bu zamana kadar bu duyguyla nasıl geldiği meselelerini değerlendirmek gerekiyor. O yüzden herkesin süreci farklı sürüyor. Fakat çok kısa bir süreç değil. Çünkü inançları değiştiriyoruz. Yani misal 30 yaşındaki bir kadın geliyorsa o bizim için 30 yıllık bir hikaye demek. Ve o hikayenin elbette bir 2 aylık kısa bir süreçte değişmesi ve bambaşka bir boyuta erişmesi çok mümkün olmuyor. Ama süreç içerisinde o devamlılığı bizimle birlikte yürütürse gerçekten günün sonunda çok farklı bakış açıları gelişebiliyor. Teslim de önemli değil mi hocam? Evet, hastanın kesinlikle. Bence teslim olması çok etkiliyordur süreci. Bu bizim için çok önemli. Biz buna hazır oluşluk diyoruz. Yani kişinin hazır oluş bir şekilde gelmesi. Ben evet bunları fark ettim ve bunların artık hayatımda olmasını ve devam etmesini istemiyorum. Bir çözüm arayışı içerisindeyim. İnancıyla gelmesi gerçekten bizim işimizi ve haliyle karşımızdaki kişinin işini de çok kolaylaştırıyor. Evet. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Sevgili şekilde sağlık izleyicileri, bugün konuğumuz uzman klinik psikolog Elif Cibilekoğlu Altınkaya'ydı. Kendisiyle kadın erkek ilişkileri hakkında konuştuk. Çok değerli bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizden ayrılmayın.